Sana. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sor Kaç Buddy, ayda buyurun. mı alıyorsun hemen? Bir abi dün ben şey sormuştum. Bu parşömen vardı. Dört tane kuş öldürdük üzerlerinden bir kağıt çıkmıştı ya. Evet. Onda şeyi suçlayıcı şey var mıydı? Tam dün jeton düşüremedim. Bizim ildayı. Vardı ama Tamam. fiyakalı Frink o değilmiş dedi. Daha onunla konuşmadım ki. Konuştuk ya, gel. Ha, konuşmadın. Konuştun ya, konuştun. İlk başta konuştun, sonra yattın, sonra fiyakalı gitti uçturdu. Yok şöyle zaten tam bizi alıp götürürlerken zar attım. Kağıdı aldığımı ve kimseye söylemediğimi sonradan çıktı ortaya. Aynen. Ama daha ne fiyakalıyla ne Efe'yle paylaşmadım durumu. Aynen ama fiyakalı da öğrenmiş, herkese söyledi. İnda mavi bir tane var dedi ama inda değil. Öyle bir muhabbet geçti yani. Tamamdır. İki vahşi kurtlar. Aynen. Vahşi kurtlarla ilgili söylemek isteyeceğin ya da eklemek isteyeceğin geç orijine bir şeyler varsa konuşalım. Valla orayı sana bırakacağım Erdal ya. Ya şöyle bir sürekli tetikleyici bir unsur olmasın da hani bir bilgi filan şöyle olur böyle olur dersen ona hayır demem. Ya demek istediğim şu hani Efe bazı şey durup kızıyor otomatik bir şey alıyor ya. Hani öyle bir Belli diyorum hani. komutsal bir şey gelecekse aman. Ama hani senin böyle bir daha önceden bilgin var gibisinden olursa ona hayır demem. Ha, irademi, karakterimi, iradesini kaybetmek istemiyorum diyorsun. Evet. Ya bir atıyorum bir geçmiş olur. Şimdi karşılaştığımda bir flashback olur. Bir şey hatırlarım. O olabilir ama hani Efe'ninki gibi karakterin iradesini kaybedecek bir duruma düşmeyeyim. Ya da bir Tabii. kereliğine düşeyim. Her şey olduğunu tetiklemez. Hani ilk tetikte bir afallayayım. Sonra düzeleyim. O da olabilir. Ya şöyle ben sana Efe'nin karakteri kendi... Alemi Herkese hoş geldiniz kubbe. arkadaşlar. Hoş geldin. Efe hoş Hoş geldin. Buddy hoş bulduk. Hoş. geldin. Selam, hoş gördük. Hızlıca bir bahsedelim. Buddy'nin özgeçmişiyle ilgili konuşuyorduk. Buddy deneyle ilgili ve dışarıdan gelenlerle böyle bir şeyler. Efe gibi sıkıntı kendi iradesini kaybetmek istemiyordu. Ama Efe zaten kendi isteyerek oluşmadı. Efe'nin özgeçmişine verdiği bilgilerin ışığında ona farklı etkiler, tetikleyici etkiler eklendi kendiliğinde. Senin de hikayende ona göre şu an eklentiler oluşacak. Hikayenin içinde yedirmeye başlayacağım. Ama bununla ilgili sana soru soruyorum. Şimdi vahşi kurtlarla ilgili Tamam. bir özgeçmişinde bir şeyler olabilir mi? Vahşi O kurt zaman olmasa bile başka bir şeyler anlatabilirsen sevinirim. şimdi özgeçmişimi yarım bırakmamızın bir iki sebebi vardı. Bir, ben bu deney ya insanların yanında yetiştiğimi falan düşünerek bir karakter yaratmıştım. Sen bu hayvanların yaşadığı kubbe içerisinde insanların bulunmadığını söyledin. Sonra belki hani bir iki kaçak bilim adamı olabilir mi diye konuştuk. Bir düşünürüm ama zor gibisinden şey yaptım. Belki uydurabiliriz ama en azından o an için öyle bir ihtimal düşünmüyordum. Evet. İki, aha böyle bir hani şu anda hemen karakteri de oluşturayım diye geçmiş biraz blur bırakmak istiyordum. Hani hayvanların olduğu bölümü koruyan büyü dışarıdan içeri giren bu zihinlerin hafızasını siliyor bir şekilde. Ben bir şekilde dışarı çıkıp içeri girmiş gibi şey yapayım. Bu benim hani denek hayvanı olan bilim adamlarıyla beraber dışarı çıkıp girdiğimi düşünerekten öyle bir şey aklıma geliyordu. Sen de burada dışarı çıkmak çok zor. Hani gizli geçitler filan neredeyse imkansız gibi bir şey dedin. Orası da biraz askıda kaldı. Bu iki İmkansız kısım. değil. Efe'ye yaptık mesela. Efe'ye yaptığımız gibi sağ da yapabilir. Tamam. Bir hani bir insan hani kaçak bir bilim adamı yanında yetiştim, büyüdüm. Benim yeni nesil bir yaratık olduğum mu, eskiden olduğum mu henüz bilinmiyor. Orasını çünkü unuttum. Güzel. Yani o bilim adamının yarattığı bir yeni nesil bir şey miyim ben? Yoksa hani onun da yanında şey tuttuğu eski nesil bir hayvansal insan mıyım? Tam Hemen zar atalım. Atıyorum. tamamdır. Şimdi ihtimalleri düşündüğümüz zaman senin yeni yaratılmış olma ihtimali bayağı düşük. Bunun sana katkı sağlayacak bir şey var mı? Hikayeni güzelleştirir. O yüzden ben düşük atarsam, çok düşük atarsam sen yeni nesil. 1-1 ya da 1-2 atmam lazım. Tamam. Öbür türlü öbür ihtimallerden ne ortaya çıkabilir? Bir şey çıkmaması lazım. Çünkü diğer arkadaşlara da öyle bir şey yapmamız gerekirdi. Yapma, ayrıcalık olmasın diye. Zar attı zannetmiyorum 1-1 ya da 1-2 geleceğini. Ne geldi ulan? 2-1 şansa bak ya. Zannetmiyorum dedim. Adamdaki
Ön Sezi'ye bak ya. Adam Bahadır, Sezginer. Yani gerçekten seziyor bir şeyleri. Sezginer'di değil mi? Soyadını yanlış söyledim. Evet. Abi o zaman Erdal beni yarat eğer evde yakın bir şey çıktıysa senin attığın şeyi Evet. ha, bir bir ya da bir iki dedin bir iki geldi. Evet. O zaman tamam abi ben bu yabani hayvanlardan dönüşen bir şeyim. Ona karşı bana tetikleyici ya da şey sonradan gönül rahatlığıyla koyabilirsin. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Dinliyorum. Biz Galatinyan İmparatorluğu'nun olduğu kıtadayız. Galatinyan İmparatorluğu neydi o? Dur hemen bak. Senin nereden oluştuğunu hemen söyleyeceğim. Eklemeyi unutma. Abi biz Gatarian, ha Gatarian adasındayız ve Ormandiyar'da, ben bunu anlatarak göstereyim şöyle. Gel şuraya attı. Tamam. Bakın şimdi, biz Ulson'un en büyük kıtalarından birindeyiz. Ve bu Gatarian İmparatorluğu'nun olduğu ada şeydeyiz, kıtadayız. Ve bu Gatarianlılar, özellikle Republic Might'lar, büyüden yoksun ama fiziksel güçleri oldukça yüksek. Ruh güçlerini aslında büyüsel olarak değil de fiziksel olarak kullanan şeyler. Ve biz burada bizim bilindik Ulson hikayesi burada geçiyor. Yani yaklaşık olarak şu Kargun, Zinduzazar'da falan geçiyor. Yani çok uzak değil Ormandiyar'a. Ve bildiğiniz üzere burada en büyük, en meşhur biyo büyücülerden birisi vardı. Hatırlar mısınız? Konuşan kafasını yaratan. Badiha. Yapmış mıydık biz onu bir yarına? Öldürmüştünüz. Onun yarattığı uslulardan birisin sen. Ama seni vahşilerden yaratmış. Vahşi kurtlardan bilerek yaratmış. Seni gücünü kullanabilmek ve Leoren'i anlayabilmek için. Leoren'in kurt adam özelliğini anlayabilmek için. Çünkü ben onun kurtlar üzerine deney yaptığını zaten önceden yazmıştım. Şimdi hemen oturtturdum birbirine. Senin attı, bir iki attık senin sayende. Tamamdır. Ve bilim insanları, yani sen kaçıyorsun oradan bir şekilde. Zaten deneysel bir ürün olduğun için seni umursamıyor. Başka kurtların üzerine deney yapmaya devam et. Sen usluya dönüşüyorsun. Usluların üzerine deney yapıyor. Ama sen onları hatırlamıyorsun. Çünkü travmatik olaylar da var. Aynı zamanda vahşilerden dönüştüğün için vahşetin çağrısı da var. Yani vahşetin çağrısı dediğim, geçen konuşmuştum ama ayrıyeten anlatırım. Bilim insanları seni yakalayıp aslında senin ait olduğun yere götürmeye çalışıyorlar. Ve seni ait olmaya yere götürmeye çalışırlarken haberleri yok senin yeni yaratığın. Senin normal uslu hayvanı zannet. Tabii araştırma falan yapacağız diye bir muhabbet vardı. O araştırma da yine Ormandiyar'dan dökülen Üçbaşı Dağları'nın oradan dışarıya çıkan nehirle alakalı. Onu da kabul et. Çok güzel bir Ormandiyar büyü fışkırdığı için suyunda da büyüler olabilir. Şimdi Efe diyecek Ormandiyar'da büyü yok, nasıl fışkırıyor, ama demeyecek çünkü etrafındaki naçiz orman orayı absorbe ediyor. Zaten oranın asıl büyük kısmı dış çeperindeki o aradaki kısım. Yani şöyle yüzük olan kısım. Her neyse, buradan araştırmayla hem bunu içeri bırakırız diye oradaki naçiz ormandaki büyücü usulardan izin alıyorlar. Hem de bu suyu araştıracağız işte deyip bir şekilde bir evrak, bir şey imzalatıp izin alıyorlar. Ama büyülü tasmalarla giriyorlar. Hani çıkmazlarsa takibi kolay olsun. Bu sırada araştırma yapıyorlar ve sen sonrasını anlat. Sen içeride kalıyorsun. Onları kim kovalıyordu? Bir savaş, bir şeyler anlatmıştın. Bir kısaca anlatırsan Ya sevinirim. benim hikayemde orası böyle bir ya, ufak insan tarzı bir şeydi. Böyle 3-5 insan ya da toplasan 15-20 insanın O kaldığı bir köy gibi bir şeydi. Hobbit değil, değil mi? Ney? Hobbit ufak insan dedi. Yok Hobbit. ufak derken sayıca az anlamında söylemek istedim. Ha, Ufak anladım. orada yanlış hatalı bir kelime. Ya işte böyle 8-12 insan belki ailesi varsa bir iki çocuk olabilir ama sadece görevlilerse olmasın. 10-12 kişi kadar bir şey. Bu dediğin 3 tane üç paşa dağların arasında Görüyor musun? aynen böyle şeyler var. Göller geçiyor çok güzel. Bu göllerin arasındaki o derin vadide araştırma yapıyorlar. Çok güzel. Abi burada ya sularda çok gerçekten sular verimli ama suya verimini veren şeyler de dağın derinliklerinde. Henüz ne olduğu belli değil. Suya böyle bir verim veriyor ama bu çok geçici bir şey. Yani o su atıyorum birleştiği yerde verimini kaybediyor gibi. Hemen Böyle ara su. balla keseyim. Onun ben hemen Evet. açıklamasını yapayım. Tabii biz bileceğiz. Siz burada Badu Shundi'den geliyor. Tamam. Ve bu içerideki taşların
dağların altında orman diyara büyüsel enerjiyi, ruhu fazla fazla veren, hani zamanında anlaşmışlar demiştim ya ben büyücülerle, orman diyarı koruyacak olan büyücü ustalar. Onların aldığı taşları içeriye dağıtıyorlar onlar bir şekilde. O kubbeyi sağlam tutması için. Hem kenarlarında var hem bazı dağlarda var. O dağa konulan da demek ki bir şekilde bir tepkimeyle suya da etkisini bırakıyor büyük ihtimalle. O şekilde bir şey. Ama bilim insanları onu anlayacak mı anlamayacak mı o kadarını bilemiyor. Tamam, şöyle bir ya burası çok verimli bir vadi, ismi az bir şey çevirisine yayılıyor. Bir iki nesil önce, belki çok da önce değil, Hatta böyle. Nanarzah'ta çıkan bazı balıklar altın gibi parlıyor ki parlıyor böyle. Elini alınca elini durucu bir enerji yayıyor. Onu da ben hemen. Öylelikle ne oluyor? Araştırmak için izin koparıyorsunuz bu kanıtları göstererek o insan. Yoksa girmesine izin yok insan. Diyor ki bir hafta süreniz var. Araştırdınız diyebilirler. Büyük ihtimal öyle demiş girerken. Devam İşte et. etkilerinden bazıları, işte bitkiler olması gerekenden daha büyük, hormonlu gibi, ya da daha böyle bir kokuyor, lezzetli. Ne Güzel. bileyim, 3 günde bozulacağına 3 haftada bozuluyor gibi. Çünkü dayanıklılığı falan artıyor. Böyle Güzel. değişik değişik, her bir kol hafiften değişik bir özelliği, daha baskın. Tamam. Güzel. Çok güzel. Her neyse, bu tabii gerçek etkileri. Şimdi orman diyarı halklarından böyle tavşanlar böyle bir diyarın olduğunu duyuyorlar ve ya burayı ele geçirmek için harekete geçiyorlar. Tam böyle şey yerleri. Bir bakıyorlar, abi kendilerinden iki kat büyük, böyle tüysüz. Anlatılan kitaplarda şey, tüysüz kuşlar diye tarif edilmiş. 8-10 tane dev gibi tüysüz kuşun buradan kovulduğunu ve burada ele geçirildiği yazıyor Yani kitaplarda. insanlar onlar kovalamış bizim Evet. anlayacağımız dilde. Tabii tavşanlar aşırı kalabalık olduğu için, yani ne kadar şey devler, yani güçlü şey de olsa, bu kalabalığa maruz kalınca anında basıp gitmişler. Aslında Öyle. onlar dev olarak çok da büyük fark yok yani iki katı. Yani Çok uçuk her kaçık bir neyse, şey bu değil. tabii tavşanların da biraz iş güzelliği olabilir. Nasıl tarif ettilerse şey, tüysüz kuş diye Güzel. tarif etmişler. Dev demişlerdir onlar. Kocaman, büyük böyle ağaç gibi demişlerdir. Ha, yani tabii buranın çok verimli olduğunu daha sonra kişilerin de kulağına gidiyor. Bak Ve sen. tavşanların burayı ele geçirdiğini duyuyorlar. Bunun Üç Paşa Dağları deniyor ya burası. Burası Üç Paşa Dağları. Üç tane keçi general var. Üç paşa bu üç keçiden şey. Buradan Mantıklı. tavşanları kovmak için üç tane böyle ordu hazırlıyorlar. Her bir ordu bir dağın arkasına sakla diyor. Ama bu arada Gözetleme yapıyor. insanlar gitti yani. İnsanları tavşanlar kovdu. Sen Zaten de 8-10 orada kaldın. Gittim ben ya. oralardayım. Bu arada şu anda ben insanlarla mı gittim, yoksa hani şurasında şu an anlattıklarımı hatırlamıyorum. Sadece buranın background hikayesi olarak. Hani kaçtığım insanlarla o an onların denek hayvanı mıydım? Yoksa ne zaman geri döneceğim, geleceğim, orayı biraz sana bırakacağım. Yani onların denek hayvanı değildin de senin üzerinde test yapıyorlardı çaktırmadan. Senin nasıl bir canlı olduğunu anlamaya çalıştıkları için. Hoş geldin bu arada diyecektim ama Serpil geliyordu. Ya şey oldu kop. Ne Yani diyecektim? tavşanlar basınca ben tavşanlardan, ben de kaçtım o zaman. Seni esir almış olabilirler. Çünkü insanlar geri kaçıyor Esir zaten. olabilir çünkü benim esir kampı şeyim de var da. Aynen. Onlar esir alsın seni. Adamlar da mecbur artık araştırmasını yarım bırakıyorlar. Çünkü boğazlarındaki büyüsel şey alarm vermeye başlıyor. Hadi geri dönem. İzin de alamıyor. Zaten büyücüler bir şekilde, bu naçiz ormandaki büyücüler bir şekilde bunu bastırıyor. Çakın giriyorlar. Onlar verdikleri, insanların verdiği bilgiyi kullanarak da ha bu bizim şey tepkime yap deyip oradaki taşı düzeltip geliyorlar. Hani artık eskisi gibi değil orası yani. Etkisi belki birkaç yıl daha sürer ama ondan sonra etkisini yitirecek. Bu bilgiyi verdim. Sen esirsin. Keçiler geliyor. Oradan devam et şimdi. Keçiler geliyor da, keçiler de vadiyi almak için abi şey yapıyorlar böyle. Hani üç ayrı ordu var. Hoş Hemen geldin aralarında Serpil.
Buyur. Hoş geldin. Selam, hoş. Tanıştırayım. Serpil sürmeli Alice'imiz. Uslu bir yılanımız Buddy. Buddy de kurtumuz. Bak şöyle göstereyim. Kırmızı kurt. Görüyor musun abi? Böyle. O da katıldı. O da daha önceden hep perepelerimle. Bir de Efe var. O da Johan kullanıyor. Bunu kullanıyor. Efe ile zaten tanışıyordunuz. Ben esprisini. Evet. Şimdi Buddy sen sözünü bitir. Bitirelim. 9.30 oldu. Aynen. Zaten. Tamam. Şimdi sen esirdin. Orada kaldın. Sonra devam ederiz. Ha, bu kadar yeter diyorsun burada. Zaten ondan sonrası biraz şey esirden kurtulup şehit yapıyorum. Paralı askerlik orada burada. İşte aynen. Birkaç yıl geliştikten sonra da şu an sizin gruptayım. Keçiler gelince keçiler serbest bıraksın. Keçiler ne yazık ki gelemiyor abi. Keçiler çünkü orada vadinin zenginliklerine kafayı takmış. Ve her üç paşa da kendisi ele geçirmek istiyor. İlk saldıran tavşan ordusuyla muhatap olacağı için ikinci saldıran vadiyi ele geçirecek. O yüzden her keçi paşası ikinci saldırının kendi ordusu olmasını istiyor. İlk sen saldır, ilk sen saldır diye bunlar orayı kuşatmayı biraz uzatıyorlar. Anladım. İlk hangisi inadı kırılırsa muhtemelen saldırıyı o yönetecek ama henüz üç paşanın da inadı kırılmadı. Sen bizim Keçiköy'den mi anımı şey yaptın, esinlendin? Evet abi, artık bu orduların kampları artık yani birkaç ay şey geçince köyleşmeye başladı. Artık evet. Ordukya değil de orası üç paşa köyü gibi. Üç ayrı dağda üç tane de tavşanların çevresinde üç tane keçi köyü var artık. Tamam, anladım. Güzel. Sen ama o zaman bir şekilde kurtuldun. Tavşanlara ya da şey yaptın. Tavşan yaptın. Ben beni tuz madenlerine yolluyorlar. Güzel. Tuz madenlerinden nasıl kaçtığım ayrı bir hikaye ya da kurtulduğum. Onu da anlatacağım. Güzel. Harikasın. Ne hale gelmiş ruhta bak ya. Nereden nereye geldi? Neden? Efe? Nereden nereye? Hikayede bambaşka bir hal almaya başladı. Güzel olmaya başladı anlamında söyledim yani. Aynen. Zaten açıldıkça genişliyor ya o güzel olan. Gittikçe daha derinlere iniyoruz. Yani Buddy'nin karakteri Leoren'i araştırmak amacıyla o tutulmuş vahşi kurtun uslu hayvana dönüştürülmüş hali. Serpil. Normal bir kurt değil o ama onu biz bilmiyoruz. Kendi de bilmiyor tabii biz şu an. Az önce deneme yaptık. Öyle bir şey var mı? Hikaye yarattık. Tamam. Dinliyorum. Tamamen uyduruyoruz Serpil. Yani az öncekileri bir yerden okumadık. Bilmiyoruz. Uyduruyoruz. Bu arada Buddy, Serpil benim 5. sınıftayken öğrencimdi. İstanbul'a ilk geldiğimdeki öğrenci. Bir yıl okuyordum. O da benim izimden geliyor. Sınıf öğretmeni olacak. Muğla'da okuyordu. Şimdi de FRP'lere katılıyor. Oradaki FRP'lere de katılıyor. D&D falan oynadı Serp. Tabii İngilizce terimlere aşina olmadığı için sürekli tedirgin oluyor. Ama tedirgin olmasına gerek yok. Yani öyle kural mural sürekli öğrenmen şart değil. Burada oynuyoruz zaten. Hani zar atıyoruz. Oynuyoruz. Bilenler yetiyor zaten. Aynen. Sen de oynadıkça zaten öyle kaparsın. Evet. Diğerleri bildiği için zaten hani oyuna odaklanıyorum ben de. Güzel oluyor orada. Sen ne yapacaksın, ne edeceğim diye düş şart kalmıyor. Tam Niyazi'yi arayacaktım. Niyazi geldi. Hoş geldin Niyazi. Yok oldu. Hah, geldi. Buna yardım edeceğim. Nasılsınız? Hoş geldin. Hoş geldin. Tam seni arayacaktım biliyor musun? Evet. Ben hissettim. Yani hislerin kuvvetli. Aramadan hemen bağlanayım dedim. Aynen. Erdal hocam çıkıp geri girsem olur mu, arka planı ben de düzelteyim. Olur. Resim var mı sende, yeşil atayım mı? Vardı bende. Tamam. Hadi bakalım. Kim eksik? Derya eksik de Derya da zaten gelemeyeceğim dedi. Derya'yı şuradan silelim. Git Derya. Hadi. Yes. Nasılsın hadi? Eyvallah sağ ol, sen nasılsın? İyidir ya. Sen yılanımsın mı demiştin Erdal? Yılan, direkt yılan. Uslu yılan ya. Bizim uslu hayvanlar gibi. O da uslu hayvan. Şöyle resmini bizim al. Hep. Resmini indireceğim şimdi. Sanki böyle ben genel memeliden hayvan, uslu hayvan olduğu diye genel kabul yapmışım da. Yılan deyince şimdi. Şey de öyle. Zootopya da öyle. Olmuyor. Olmuyor mu? Olmasın. Olmasın. Boş ver. Sen de böyle kabul ederiz biz. Ne olacak? Seni şöyle kenara alırız. Beni kapatırsın. Ben şöyle şu tarafa geçerim. Evet. Oldu bu iş. Sorun çözüldü. Biraz büyük çıkıyorum ben ama. Serpil seni ekleyeceğim. Ben bunu şurada ekleme işlemleri yaparken Serpil ile ilgili bir konuşma yapacaktık Serpil. Ama önce bir kendini tanıt arkadaşlarına şey olarak. Hem ister kendini tanıt önce. Zaten Niyazi ile tanışıyorsunuz diyebiliyorum ki, değil mi? Evet.
Aynen. O zaman sadece karakterini tanıt. Karakterin nasıl biri? Ben şimdi karakterini buraya yansıtacağım. Orman diğerdeki karakterimin nasıl olduğunu çok hatırlamıyorum aslında. Sürekli aynı karakterlerle farklı geçmişle oynadım. Nasıl ya? Ha. Yani geçmiş bile uydurabilirim. Tabii. ailem bu ormanda yaşamıyordum. Farklı bir krallıkta görev alıyordum ben. Ailemle birlikte öncesinde. Çok fazla kardeşim vardı. 5-6 tane kardeşim vardı. Onlar da yamuk yaptıydı sana. Aynen. Evet, onlar bana yamuk yapmıştı. Kraliyetten birine aşık olmuştum ama orada o evlendi. Ve pek huzur bulamadım. Ailemle de aram iyi değildi. Sürekli kardeşlerimle de çatışıyordum zaten. Sürekli bir görev konusunda üste çıkma çabası vardı sürekli olarak. Hı-hı. Ben de bunu artık dayanamadığım için ve sürekli karşılaştığım için de aşık Hı-hı. olduğum kişiyle. O yüzden oradan kaçmaya karar verdim. Ormanda yaşadım bir süre. Sonra bazı kişilerle karşılaştım ve maceracı olmaya karar verdim. Ama her an herkesi satabilirim. Bunu sesle yani, söylemeseydin keşke. Yani işime geldiği gibi biraz takılıyorum. Olsalar da olur, olmasalar da olur. Tamam. Bir amacım olsun diye maceracıyım. Alice benden ya. Alice hayırdır sen? Değişmişsin. Sen böyle değildin. Evet. Neden böyle değişti? D&D insanı değiştiriyor demek ki. D&D'de kötü olmak havalı çünkü. Hem de nasıl? Hayır ama kötü görünümlü iyiyim aslında. Çünkü yılan karakterine de zaten kötü bahşediliyor direkt böyle. O yüzden zaten yılan karakterini seçmiştim. Biraz sadece kötü şeyler yaşadım. Ama bunlara rağmen iyi olmaya çalışıyorum. Hı. Tabii arkadaşlarımı tanıyıp sevdiğim için de yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama işime gelmediği durumda her an kaçabilirim yani. Uyuyabilirim. Uyuma yeteneği kuvvetli. Evet. Buddy, uyuyarak burada birkaç karakter Uso'nun rüya alemine geçiş yapabiliyor. Hadi olan. Efe de yap. Efe şeyle yap. Meditasyonla yap. Uso'nun bir de öyle bir şeyi var. Değil mi? Stranger Things'te karanlık tarafa geçiyor ya. Tamam dünyada. Ben de rüya aleminde diğer karakterimin denk gelmişti hatırlıyorum. Nasıldı o? Vallahi bir orada bir ters bir şey falan getirdik. Çünkü girebiliyoruz ama hakimiyet olmadığı için sürükleniyorduk. Evet. Şimdi sen anladığım kadarıyla Efe ile Serpik biraz hakim bir konuda. Hakim değiller. Kısa süreli kurtulup geri dönebiliyorlar. Öyle değil. Yani işte biz kendi irademize giremeyip orada da takılı kalmıştık. Aynen. O neyse düğümü çözmeden çıkamıyorduk. Hatta sabaha doğru bayağı uzamıştı oyun. Sen uyumuştun ayaktayken. Unutmadım onu. Gerçekten uyudun. Serpil bizim evdeyiz. FRP o kadar uzun sürdü ki artık sabahlıyoruz. Artık sabaha kadar ya. Oynuyoruz. Rüya aleminden çıkamadılar. Her. Buddy de bir yandan rüya aleminde uyuyor. Gerçekte de uyuyor. Ben daha önce ama şey yapmadık ama biz bana rüyada. Rüya şey yapmadık bana. Yaptık. Çocuklarla sen oynadın ya. O rüya hale gitmişti böyle. Tamam. Onu o şekilde. Çok ne kadar çok uyursan o kadar çok rüya alemine yatkınlaşıyor. Uslular bunu rahat yapıyor Buddy. Dediğin haklısın aslında ama kontrol sahibi olmasa da kurtulmada sıkıntı yaşamıyorlar. Kurtulma konusu. Rüya aleminden başka yerlere kapı açılıyor. Zamanda yolculuğa kadar gidiyor. Rüya her şey fantastik bir yer. Neyse oraya çok girmeyelim. Yılan karakterinin ekstra bir özelliği var mı? Anlat Serpil. Hatırlamıyorum. Yardım. Zehirlerden anlıyordum. Uzun zamandır oynamadığım için sizinle gittim ayağımda. Zehirlerden anlıyordum. Çok uykucuyum bu arada. Başka bir çapulcuydum zaten. Çapulcu şey gibi, Johan gibi ve de Buddy gibi. Hepsi 3 tane çapulcu oldu. Ranger. Bu ne ya? 3 Ranger. Rock Ranger. Rogumsu. Efe, Efe de rogumsu, sen de rogumsu. Rock dediğimiz şey işte bu hırsız. Düzenbaz. Yani direkt hatırlamıyorum ben çok. Neyse o vakitte öğreniriz. Ama sana hemen bir bilgi vereyim. Bunu aklına yaz. Biz 6 yıl önce oynuyoruz. Kardeşlerinin yamuk yaptığını bilmiyoruz. Tamam. Peki 6 yıl önce nasıl karşılaşıyoruz? Kaçıp duruyorum diyordun sen değil mi? Kraliyetten birisi. Ne zaman? Eskiden mi yoksa yeni? Yok.
Yani bir süre ormanda yaşamıştım zaten. Hiç gitmemiştim. Bir yaklaşık uzun süre kraliyetten uzağım. Tamam. Peki ormanda yaşadın. Ormandan çıkış hikayen var mı yoksa ormanda mı karşılaştın? Hayır, ormanda karşılaştım. Tamam, ormanda karşılaşacağım. Ben seni ormanda karşılaştıracağım arkadaşlarla. Tamam. Tamam.